O evlenecek Caner'le ama Caner'in ailesi olmayacak ki ayağına gitsin. Sen geleceksin diyor. Caner tıkış tıkış dönecek, o onu bırakacak çünkü. Bir bildiği var kızım. Evet var, onu buraya gelirse ben biliyorum. Bıdı bıdı yapma kral ya, Allah Allah. Para. Bana ailem sık dönüyorsa senin yüzünden dönüyor anne. Ben dönüyorum. Sen öyle gidiyorsan bitti. Bizim için yoksun. Zaten bitti. Çalış, baktım, evet. Büyüttüm, okuttum, ekmeğini de eline verdim. Nikahını da kıyar, çalışır bakarsınız. Ve Rusya gönderdiniz onu. Onlar orada tanıştılar. Unuttunuz musunuz? Siz orada profesör olsanız Türkiye'de meslek edinemiyorsunuz. Siz neden onu oraya gönderdiniz? Nikah yapıp kendinize yer yapıyorsunuz. Para kazanmak için mi? Niçin oraya gönderdiniz? Bir sene orada kaldı. Benim oğlum oraya kariyer yapmak, mesleğini yükseltmek için para kazanmaya gitti. Başarılı mı? Başarılı mı? Benim oğlum oraya gittiğinde şirkette kalabiliyordu. Yemesi, içmesi, kahvaltısı her şeyi veriliyordu. Kuru maaş alacaktı. Benim oğlum şirkette kalmayıp sizin evde kaldı. Maaşı da bitti, parası da yok. Sevdiğim kadının evinde kaldım. Uçak biletini ben aldım ben. Annen almadı uçak biletini. İşte bu sorum ne? Niye bana para götürmedi? Kendimi için. Evet. Oğlunuza götürdü Rusya'ya kendime için ya. Oğluma bir tane daha ev almak için getirecekti. Ben de ona düğün yapacaktım. Aldınız mı? Alacaktım gelin. Şimdi sana yok. Kariyerse, kariyerse Anastasya'nın da kariyeri Türkiye'de var. Türkiye'de geçersiz onun kariyeri. Efendim Şadıman. Hayır, burada oturumu yoksa meslek sahibi olamıyor. İsterse profesör. Peki, olsun. Efendim Şadıman. Melek Hanımcığım bak ben araştırıyorum. Melek Hanım bekle. Ben size bir daha söylemek istiyorum. Yazık oluyor Caner'e. Yani sonra pişmanlık duyacaksınız. Ben bunu birebir yaşamış bir insanım. Lütfen müsaade et de evlensinler. Ne olacak yani müsaade etsin? Çocuk gitgide eridi. Baksana ne hale geldi. Şadıman Hanım, sizi çok seviyorum. Bana bir şeyler anlattınız. Bundan dolayı da gerçekten acınıza ortağım. Çok üzülüyorum. Ama inanın ki bu iş olmaz. Olur. Babam mezardan çıksa bu iş olmaz. Anne senin yüzünden olmuyor anne. Bitti babam çocuk çıksa sedanım, mezardan bitti, bitti. Olmaz. Anne senin yüzünden olmuyor. Olmayacağı varsa da senin yüzünden olmuyor. Ben olmayacak. Her gün kavga ediyorum olmayacak. Bu insanlarla ya. Olmayacak. Tıpış tıpış evine döneceksin. Hayatına devam edeceksin kaldığın yerden. Bak yanındasın. Ay gelmiyor, yıl gelmiyor. Niye çalışamıyorsun? Ya buradasın ya onun yanındasın. Hani ekmeğin, hani mesleğin oğlum? Gelip arada tırtık yapmasam hiç geçinemeyeceksin. Yapma. Sokakta kalma. Yapma anne yapma. Hiçbir kalma. Şey yapma yapma. Yaparım içim rahat etmez. Zaten sokakta kalma kalmıyor. Kalma sokakta. Abinde kal. Ablanda kal. Ne alaka? Ya niye sokakta kalıyorsun? Onun da kaderi var. Benimle kalıyor zaten. Ben evden çıkayım sen gel bende kal. Ben gelinimde kalırım. O çocuk değil ki sizinle kalmak için. Bırak. 24 yaşında. Onlara gitme bırak. Bunu kafandan çıkar. Rahmetli babam için ben canımı veririm sana vereceğim gibi. Babam çıksa melek emrediyorum dese baba yerine yat derim. Ya ben senin evladınım, sen hiç evladına acımıyor musun ya? Yok ya bu kadar ki bu bak, kadar. Bak insanlar bile ne diyor, eridi bitti diyor. Ya beni mahvettin anne sen ya. Sen mum değilsin evladım. Senin ben mayanı, beslenmeni, her şeyini sağlam hazırladım. Allah. Ölmezsin efendim, ölmezsin. Efendim Semra, tamam ölmedi. Bir sakin Semra. Melek Hanım. Günlerdir hep dediniz ki muhatap istiyorum, muhatap. Elin Hanım da geldi. Niçin evinize davet edip onları ağırlamadınız? Belki ev içinde daha iyi tanıyacaktınız onları. Müşahit değilim. Ağırlamış olsaydınız ailesine karşı da güzel bir intiba bırakmış olurdunuz. Evde yokuz, müsait değilim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz gün boyunca? İstemiyorum. 1,5 senedir ne zaman desem ki Anastasya ile bir araya getireyim seni evde yokuz. Yok şöyle, yok böyle. Ya anne bak şu inadından zahit vazgeç. Allah rızası için vazgeç artık ya. İstemediğim otu niye burnumda bittireyim ya? İstemiyorum ki. İstemediğim insanları niye evime sokayım? Ama istediniz. Bana mı sordular Türkiye'ye gelirken? Buyurun. Bana ne? Bana mı sordular Türkiye'ye gelirken? Anastasya'yı dinlemiyorsun içten konuşurken. Çocuğun parası pulu olmasa o parayı yemeseniz peşine gelmezdiniz. Ya benim paramı kimse yemedi. Ben i̇zin kazandığımı kendim yedim. İzin verdim oğlum. Anastasya... Git evlen evlen. Ne? Git evlen evlen izin verdim. Yürü git. Bak bak. Git. Bak. Bizi sil. Bak. Bitti. Annen yok. Kardeşlerin yok. Babanın mezarına bile gidemez. Ya evlenecek ama siz insan ne dediniz? İnsan ailesini nasıl siler ya? Vermem. Ya bana bunu anlat. Vermem.
Bak ben bunu ikinize de söylüyorum ya, ikinize de. İnsan ailesi nasıl izler ya, nasıl ya? Bu kadını alırsak köyümüz olur. Nasıl ben bu kızı alırsam bir ailenizin? Böyle bir saçmalık mı var ya? Vermem. Saçmalık anne bu yaptı. Vermem ya, hiçbir şey vermem. Giderim bir gariban mahallesine dağıtırım. Mehmetçiğim var, ordum askerim var, götürür veririm. Sana zeytin çekirdeği vermem. Yediğim çekirdeği bile sana vermem. Yok. Of. Caner abinle falan temasa geçmeye çalışıyor musun? Onun yüzünden konuşmuyorlar abla. Konuşmuyorlar. Ne telefonlarımı açıyorlar, ne benimle konuşuyorlar, ne yüz yüze geliyorlar. Gelmesinler de istemiyorum ya. İstemiyorum. Ya annem sadece annem bir kere burada desin ki tamam onay verdim. Bütün sülalem diyecek ki tamam, bağrına basacaklar kızı ya. Tahmin ediyorum. Olmuyor ama senin yüzünden olmuyor. Yapma ya artık, yapma. Mehmet Bey de onay verse Mehmetlerin işi biter. Aynı benim gibi. Ben i̇şte de versen biter. Öyle biriniz mi? Biriniz erkek hali, biriniz kadın hali. Siz ikiniz de aynısı. Kafalar aynı çalışıyor ikinizin. Evet aynen. Kafalarımız akıl yok. Aklın yolu bir. Ateş bastı ya. Bir dakika Mehmet bir şey söyleyecek. Yani bu yaptığınızla nereye kadar gideceksiniz? Nereye kadar yani geldiniz? Başınız göğe eğrecek mi? Nereye kadar geldiniz? Ben nereye kadar geldim? Geldim, yapacağım da. Ben şurada bir tek kişiyi onayını alacağız biz. Biz onun onayını alacağız. Elini yani öpeceğim ben onun elini. Ve eşim de öpecek onun elini. İnşallah. Ama kusura bakmayın. İnşallah. Elina'nın söylediği bir kelime var. Hiç hoşuma gitmedi. Yani bir hani sonuçta bir büyüğümüzdür. Hiç hoş bir şey değil, onu söylemeyin. Ama siz de lütfen, lütfen o çocuğu var ya ezmeyin artık. Eziyorsunuz, oğlumu yazık ezmiyorum günah. Mehmet. Ya eziyorsunuz işte. Gel diyorum bak, buranın paşası sensin. Buranın ya, paşası tamam da, sensin. Onun... Evimin paşası sensin, gel. Sevmiş ya, bu bırak. Gönül de kaymış ya, oraya. Ne ya, sevgisi kaymış, Mehmet. Değil mi? Mehmet ne sevgisi? Nasıl ne sevgisi? Sevdin de neredesin? O sevgisi, senin sevgi bak yaşayacak... burada burada. Senin yaşayacak ülketten örme evin vardı. Bırakmıyor. Onun bırakmıyor. Sırtındaki tişörtü var. Melek Hanım. Ama o senin oğlunun suçuydu. Anastasya sevmese, Anastasya senin oğlunu sevmese niye orada otursun? Bu kadar güzel bir kız. Niye ya? Neden otursun? Ha neden otursun? Ha. Kendine kariyer yapmak için otursun. Kariyer zaten yapar oldu yani. Mankenliğini duyurmak için otursun burada. Ben Rusya'da bayan yapıyordum. Ben de çok iyi işim gidiyordu ama ben... Her şey Rusya'daki ne vardı kestim, bıraktım, buraya geldim, hiçbir şey yoktu, sıfırdan başladım. Çünkü Rusya'da bu tür şeyler olmak için geldin. Siz nereden biliyorsunuz bunu? Avcı, avcı. Ha, aynaya söyleyebilirsiniz bunu. Tabii ben tırnağımla kazıdım, aynaya bakıyorum, gurur ben duyuyorum. Ben de iki iş yapıyorum, çalışıyorum. Helal olsun bana diyorum. Dört tane çocuk büyüttün. İki iş yapıyorum, aslan çalışıyorum gibi. Diyor kız. İki çok iş, sen ne yaptın diyor. İsterse 25 iş yapsın. Sen ne yaptın ben diyor sana. Ben istemiyorum. Ben de çalıştım. O işte, bu işte, şu işte. İşin küçüğü büyüğü yok. Temizliğe de gittim. Merdiven de sildim. Devlet dairesinde de çalıştım. Ama hep sigortamı yürüttüm. Niye? Yarın ben gidemeyeceğim o işlere. Aslanlar gibi çalıştım, topladım, biriktirdim, yaptım. Hayatım. Mal sahibi oldum. Sen niye kızdan sen kendi performansını bekliyorsun? O da kendince çalışıyor. Beni o kızı istemiyor, beni ilgilendirmiyor. Bilmem ne öğretsen taş öğretmeniymiş, yok bilmem mankenmiş. Yahu ben bir şey anlatamıyor muyum? Türkiye güzeli olsa istemiyorum ben onu. Türkiye güzeli istersin de. Rus güzeli. İstemem. Rus güzeli. Eğer Rus'sa, yabancıysa istemem. Ya ne var bu Ruslarda? Bana sen açıkla, sen söyle ya, tamam ya bir şey olduğundan değil. Yabancı değil, gelin istemiyorum. Ben gelin şey istemem. Abla niye bu takıntı ama ya? Şimdi senin annenin ne Olesa'ya ne de Anastasya'ya lafı var. Onlara lafı yok aslında. Saygısız. Senin siz de aynısınız. Niye geleceğim? Sen kimsin? Ay işte bu bak, saygısız. Saygısızsınız, saygısız. Siz de aynısınız. Bu kadar dil var, konuşuyorsun da konuşuyor. Siz o kadar cevap veriyorsun da veriyor. Ayak ayak üstüne hala atıyorsun diyorum. Aa! Yapıyorsun eteğini. Bu nasıl var ki? Nasıl oturman gerekiyor? Sen YouTube'daki yorumları oku. Bana yarın öyle cevap ver. Melek abla gösterebilir misiniz? Nasıl oturmak gerekiyor? O böyle işte. Bak sen böyle, ne güzel. Böyle, bak usturuplu. Örtmüşsün elini. Bir dakika, bir dakika. Nasıl istiyor Anastasia? Ya gerçekten ben kalkacağım, böyle yapacağım. Melek Hanım efendim, teşekkür ederim. Bunu istersiniz, buyurun. Böyle konuşacağım. Böyle istemiyorum. Sen bana paspas olsan üstüne basmam. Toplar seni koyarım kapının önüne. Anne yeter bak, yeter. Oğlun seviyor. Gerçekten yeter artık ya. Seviyorsa gitsin.
Ya artık öyle bir şey ki abla, hani bu istemiyorum demeleri, hani inat yapmaları artık şey oldu. Her gün dejavu yaşıyorum. Ay burada olmasam da kulağımda yankılanıyor. İstemiyorum yabancı gelin, tabii, istemiyorum yabancı gelin. Ediyorum. Ya kafayı yeme. En son Bakırköy Deliler Hastanesi'ne atacağım onu yüzünü. Allah korusun. Az ya kaldı ya, deli gömleğiyle alıp götürecekler beni ya. Doğru söylüyor çocuk. Evet, şimdi arada da kalıyor aslında Caner. Çok arada kalıyor. Hem sevdiği bir bayan yanında annesi, ikisinin arasında. Birazcık ılımlı olsan. İyi olacağım böyle Melek saygısızlara. Hanım, çok inatlaşıyorsun. Siz çok anlamıyor musunuz? Ben 1,5 aydır buradayım. Burada benim bir işim yok. Seda Sayan'ı çok seviyorum. Allah nasip etti. Görmek de nasip oldu. O ayrı bir şey ama inan ki benim burada olmama gerek yok. Ama sizin... Ben ona istemiyorum dedim. Yüreğin tükeniyor. Kendi yüreğin kafasına göre gelmiş. Melek Hanım. Kız sakin ol, yüreğin tükeniyor ya. Vallahi yani bu kadar oluyor. Bana bakınca, benim gözlüğümü görünce biraz enerji alıyorsunuz. Ondan o kadar bağırıyor. Yok yavrum. Ben de enerji alacak o kadar güzel çoluk çocuk var ki. İsterseniz ben dışarıda da sizi geleceğim. Sen kimsin? Böyle bakacaksınız bana. Sen kimsin? Benim kızımı görsen onun var ya bir daha dersin. İşin çok var, işin çok var. Musa'yı değil bak, ki. Bak dünya güzeli, bak bak. Bebek gibi bak. Aa, bak bebek gibi çok kadın. Çok güzel bir kız. Ya bırak gelin adayın çok senin güzel. Senin çocuğun kız. O kadar ondan güzelsin.